Merhaba. Uyandık. Oynuyoruz şimdi biraz Asya'yla. Kahvaltı yapacağız. Bu çiçek burada neden var? Asya'yı yürütürken dalıyor yani oraya buraya. O yüzden buraya koymuştuk bunu da. Ona bir yer bulmam lazım. Yürütürken böyle etrafta en ufak bir şey olsun, ilgisini çeksin. Hemen böyle oraya yöneliyor ve ayaklarını böyle sabitliyor ve gitmiyor. Değil mi Asya? Asya'ya ayakkabı almış Sedat. Ama numarası bir numara büyük. Dur anneciğim. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Yine aynısını alacağım da inşallah numarası vardır yine. Böyle. Pembe iş çok tatlı ilk adım ayakkabısı. Bunun beyazı da vardı da bana gösterdi. Ben beyazını beğenmedim pek biraz. Değişik duruyordu. O yüzden bunu istedim. Bir an önce giysin istiyorum. Çünkü ilk adım ayakkabısı. Yani şimdi giymesi gerekiyor. Hani Sedat şey dedi biraz dursun sonra giydiririz ama yani şimdi giymesi gerekiyor. Onun mantığı zaten şimdi giymesi. Değil mi? Aa dur fişini sakın yırtma. Değiştireceğiz anneciğim. Orası da bayağı uzak ya. Neyse. Belki bugün ya da yarın gideriz Asya. Ha? Koyalım. Götürüp değiştirelim bunu. Olur mu? Bak bak bak. Senin ayakkabın. Ha gayret. Hadi hadi. Ha gayret. Ne oldu? Ay, sinirlenmek yok öyle. Öyle sinirlenmek yok. Dün iftardan sonra kayınvalidemlerle bir yere gittik. İşte oturduk. Çay falan içtik. Çay demlemiştim işte termosa koydum. Bardaklar, şekerler falan filan. Bunları dün akşam yerleştiremedim. Şimdi bunları halledeceğim. Asya'nın suyu bitmiş. Islak mendili bitmiş. Onları almam gerekiyor. Vakitler birazdan açılır. Islak mendil biraz var da suyu hiç kalmadı. Yani şimdi kahvaltı yapacak susar muhtemelen. Suyu almam lazım. O sudan da bu marketlerde yok galiba. Kaç market gezeceğim sanırım. Olmazsa cam şişe alırım. Asya'yı alsam mı diye düşünüyorum. Hem çok ağırlaştı benim için taşımak zor hem de etrafına çok bakmak istiyor. Kanguru da tam göremediği için biraz hırçınlaşıyor kanguru da. Bakalım. Araba almak istiyorum aslında baston arabalardan. Daha pratik olur diye ama onlar 1 yaşından sonra kullanılıyor mu? Asya şimdi neredeyse 1 yaşında yani. Hem onun için rahat olur hem benim için rahat olur. Almak istiyorum. Bir yaşında kullanılıyor ama onu bilmiyorum. Şimdi onun kahvaltısını hazırlayayım. Sonra da hazırlanıp markete gidelim. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi elimizi yüzümüzü yıkayacağız. Gel şunları çekelim. Biz hep böyle lavaboda ellerimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Hadi bakalım. Rahatla. Sonra da anne giyinsin. Olur mu? Hadi gel giyinelim. İyi ki montunu giydirmemişim. İyi ki ben de giymemişim çünkü güneş çok yakıyor. Şeyden camdan baktım da böyle biraz esiyor gibiydi. Ama dışarısı çok sıcak yani. Şimdi gidiyoruz. Eve geldik. Şimdi aldıklarımızı göstereceğiz size Asya ile beraber. Öncelikle dünden aldıklarımızı gösterelim. Şöyle bir tane peçete aldık. Desenli. Hoşuma gitti. Normalde bunların inceleri oluyor BİM'de. Ama bunlar kalın. O şey bölümündeydi. Fırsat bölümündeydi. Evet. Oradan aldım. Sonra iki tane babet çorabı aldım. Bunlar çok kullanılıyor ve şey küçük oldukları için kayboluyor. Bir şeyler oluyor. O yüzden aldım iki tane dursun diye. Renkleri de hoşuma gitti. Sonra
Şöyle bir tane ıslak mendil aldım. Bu Asyan'ı değil bu arada. Ben bunu günlük mesela yere bir şey dökülüyor, siliyorum onunla. Acil bir yere silmem gerekiyor diyeyim. Bunlar gerçekten çok pratik oluyor yani temizlikte falan. Ya, tabii ki her yeri silmiyorum da bir şey döküldüğü yere diyelim. Siliyorum yani. Güzel oluyor. Sonra bir tane top sert üzümlü. Buna da bayılıyorum. Ama bunun bir tanesi buraya gelmiş. Şöyle iki tane aldım. Şimdi diğer marketten aldıklarını göstereyim. Bu da Asya'nın ıslak mendili. Bu sefer Prima'nın aldım. Hassas ciltler için. Bu bayağı pahalı. Ama denemek istedim. Yani bakalım. Güzel mi? Bir tane bundan aldım. Şöyle mikrofiber temizlik bezlerinden aldım. Mutfakta kullanmak için aldım bir tane. Ve tabii ki Asya'ya su aldım. Alışverişimiz bu kadardı. Bu kadardı alışverişimiz. Bu kadardı. Hadi. Bu kadardı alışverişimiz de. Bu kadardı. Başka bir şey almadık. Marketteki kız Asya'yı küçüklükten beri getirdiğim için tanıyor. Ne zamandır götürmüyordum. Büyümüş dedi. Sevdi birazcık. Hadi bunları yerleştirelim. Sonra uyku vakti yeme onun anneciğim. Yeme. Hadi anneciğim. Hadi uyu bir tanem. Ya ne zaman uyuyacaksın ya? Anne, anne, Asya anne, ha? Anne. Hadi uyu da anne işleri var ya. Oyun oynuyor benimle. Sonunda uyudu. Şimdi kamerasını taktım. Bugün uyumayacağım normalde. 2-3 gündür o uyuyunca ben de uyuyorum. Bugün uyumayacağım ama ev biraz dağıldı. Evi toplarım. Kıpırdanıyor yine. Neyse. Ben ortalığı toplamaya başlayayım. Günaydın. Fıstığım uyandı. Günaydın. İyi uyudun mu aşkım? Hı? Anne, güzel uyudun mu? Kız. Kız. Asya'ya yoğurt çıkardım. Yoğurt yiyecek şimdi. Ve makarna haşlıyorum. Makarna yiyecek. Salçalı yapacağım. Asya çok seviyor. Kendi yiyecek yani. Akşam yemeği yapmayacağım. Dünden yemeğim kaldı. Tavuklu pilav yapmıştım. Taze fasulye yapmıştım. Yanında bir de salata yaparım. Yeter yani. Başka bir şey yapmayacağım. Yemeğim var. Hadi sen de çorba yap. Anneye yardım et. Aşkım. Karıştır. Kaşık bir de düz olsaydı iyi olurdu. Neyse. Tabaklı imtihanı, evet. Hayır. Anneciğim ne yaptı? Ne yaptın? Kız.
Şimdi size küçüklük fotoğrafımı göstereceğim. Asya aynı ben değil mi ya? Çok benziyoruz kız. Annem ve ben. Sonra bu da babaannemle ben. Bu resimde biraz daha büyüğüm. 2-3 yaşında falandım herhalde burada. Bu da nikahtan bir fotoğraf. Gençlik. 5 sene önce falan. Bu da bizim düğün davetiyemiz. Böyle sade bir şey istemiştik. Ben öyle çok renk seven, bir de çok abartı seven bir insan değilim. O yüzden böyle sade bir şey tercih ettim. Belki bazılarınıza çok hani sade gelebilir ama benim çok hoşuma gitmişti. Bu da düğün davetiyemiz. Bunu da Sedat yapmıştı. Düğünümüzden biraz önce. Böyle tarihler. İşte neler neler yapacakmışız. Düğün hazırlıkları. Şimdi gösteriyorum da. Hayır ben öyle şeyler yapmadım diyor. Dur şurada bir tane şey vardı. Ha. Avizeye gerek yok. Gözlerin var ya. Burada avize seçecekmişiz. Böyle de romantikti işte ama. Canım o kadar kek istedi ki aklıma düştü yani yapacaktım ama kayınvalidem gönderdi kek yapmış başka bir şey istemişim olacakmış sağ olsun kek yapmış bize yapmama gerek kalmadı yani. Şimdi banyodayım yüzümü falan yıkadım videoyu editleyeceğim ve yatacağım bugün acayip uykum var şu anda gözlerimden uyku akıyor bilmiyorum belli mi. Öğlen uyumadığım için çok uygun geldi. Normalde öğlenleri uyumaya çalışıyorum. Olmazsa akşam uyuyorum hani yemeğim varsa. Şekerleme yapıyorum gün içinde ama bugün yapmadığım için çok aşırı uykum geldi. Videoyu editleyip yatacağım dediğim gibi. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.